Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerle, muhabirlerle bir araya geldi Ankara'da. Önemli bir çıkış, önemli bir açıklama. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimindeki sloganıyla ilgili bilgiler paylaştı. Hem de Hatay adayı olarak açıklanan isim Lütfü Savaş. Peki değişecek mi? 6 Şubat'ta yaşanan tepkilerden sonra anket üstüne anket yaptırıyoruz dedi Özgür Özel. Lütfü Savaş değişebilir. Lütfü Savaş'ı alternatifleri daha büyük kabul görmediği için aday gösterdik. Siyaset vatandaşın verdiği mesajı alma sanatıdır. Hatay'ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Lütfü Bey'in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz. Buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken bir kez daha değişim olabileceğini söyledi Özgür Özel. Tipin Hatay adayı olan Gökhan Zan'la ilgili de konuştu. Gökhan Zan İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra geldi, görüştük. Arsuz Belediyesi için talepte bulundu. Lütfü Savaş'la da uyumlu çalışırım dedi. Kendisini aday gösterebilirdik ama İYİ Parti'den milletvekili adaylığını da düşünerek göstermedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday açıklamaları sonrası yaşanan gerilim ve istifalar gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, özellikle de Gürsel Tekin'in istifasına değindi. Gürsel abinin istifasına inanılmaz üzüldüm. Birkaç gün sonra kendisini arayacağım. Bu ilk kızgınlık geçtikten sonra baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. CHP hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileriyle makam ve mevkilerin dağıtıldığı yoldaşlık ruhu yerine ahbap, çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Adaydan memnun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz. Bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor. Ve Çankaya konusu, 19 aday adayı vardı CHP'de. Çankaya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen yeniden aday gösterilmedi. Taşdelen'in yerine Özgür Özel'in avukatlığını da yapan, aday adaylık başvurusu dahi olmayan 31 yaşındaki genç bir isim Hüseyin Can Güner aday yapıldı. Özgür Özel Güner'in arkasında durdu. 31 yaşındaki aday Çankaya Belediyesi'nin bütçesini nasıl yönetecek deniyor. 32 yaşında başbakanlar Türkiye'nin 5 katı milli geliri olan ülkelerin ekonomilerini yönettiler Avrupa'da.